Türkiye'nin insansız hava araçları konusundaki çözümleri giderek çeşitleniyor. Var olan platformlar ise yeni yeteneklerle daha da geliştiriliyor. Son olarak Baykar'ın Azerbaycan'ı kutlama için yaptığı sosyal medya paylaşımında Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lara yönelik önemli bir yeniliğin ilk işareti verildi. Bayraktar İHA SİHA test ve eğitim merkezinde çekilen fotoğrafta çok sayıda Bayraktar TB2'ye kısa süre önce başarıyla test edilen Aselsan elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegre edildiği görülüyor. Bunun yanında araçlara uydu kontrolü yeteneği için satkomların montajının yapıldığı da yansıyor. Platformun burun kısmına yerleştirilen satkom terminali nedeniyle Bayraktar TB2'nin tasarımında değişikliğe gidildiği de görülüyor. Bayraktar TB2'nin burun kısmında Anka S'teki gibi bir çıkıntı göze çarpıyor. Türkiye, uydu kontrollü insansız hava aracı kullanımına Anka S ile başladı. Uydu kontrollü Anka'nın Anka S olarak isimlendirilmesinden hareketle uydu kontrollü Bayraktar TB2'leri de Bayraktar TB2S olarak nitelendirmek mümkün. Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanılan, ihraç edildiği ülkelerin ordularına önemli kabiliyetler kazandıran Bayraktar TB2, halihazırda yer kontrol istasyonu aracılığıyla komuta ediliyor. Bayraktar TB2, uydu kontrolüyle görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulacak. Uydudan kontrol yeteneğine sahip bir Bayraktar TB2 SİHA, milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatıyla binlerce kilometre uzaklıkta atış gerçekleştirebilecek. Aynı anda birden fazla Bayraktar TB2 uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Türk savunma sanayisi, insansız hava araçları yanında bunların uydu kontrol sistemlerini geliştirmek için de bir süredir çalışmalar yürütüyor. Başlangıçta Anka S'te yurt dışından temin edilen uydu kontrol sistemleri kullanılırken, bilişim şirketi SİTEK bunları yerlileştirdi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne teslimata başladı. SİTEK, Bayraktar TB2 gibi nispeten daha küçük taktik İHA'lar için de ultra kompakt sistemler üzerinde çalışıyor. SİTEK'in sunduğu çözüm tamamen ölçeklenebilir yapıda olduğu için istenirse tek bir İHA, istenirse de onlarca İHA ile operasyon gerçekleştirilebiliyor.